Arkadaşlar şu an videoda ses var mı? Çetin ses geliyor mu? Evet şu an ses geldi. Mikrofonu kapatmışım arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen baştan alalım. Gümüşün onsuyla alalım. Altından gram altından devam edelim. Evet gümüşün ons tarafında arkadaşlar bizler için önemli olacak kapanış 26-34 kapanışı. 26-34 kapanışını takipte kalacağız. Gümüşün ons tarafında çok önemli. 26-34 üzerinde gümüşün onsunda kalmaya devam ettiğimiz takdirde şunu kapatalım bir arkadaşlar. Açılsın ekran. Evet 26-34 üzerinde gümüşün onsunda kapanışların devam etmesi halinde yukarıda gerçekten kendi kendime konuşuyormuşum arkadaşlar. Evet, bu da 2021 yılının ilk kafa olsun. 26-34 üzerinde gümüşün ons tarafı kapanışlarına başladığı takdirde yukarı yönlü o zaman 28 dolarlar seviyesine doğru kapanışları görmemiz mümkün. Benim 2021 yılı için gümüşün ons tarafında bir 30-35 dolar aralığında hareketlerin yaşanacağı yönünde beklentim var arkadaşlar. O yüzden gümüşün onsunda 28 ile 35 dolarlar 2021 yılı için benim beklentim dahilinde olan rakamlar. Evet, sorularınızı alayım arkadaşlar. Gümüşün onsu ile ilgili var mı bir sorunuz? Evet, altını tekrardan yapacağız arkadaşlar. Ons altın ve gram altını tekrardan yapacağız. Soru, evet Gazi alalım sorunu. Gazi var mı sorun? Özgür iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Özgür. Evet altın, gümüş bununla ilgili sorularınız var mı arkadaşlar? Sterlin ve Euro'yu da yapacağız arkadaşlar ayrıca. Emin arkadaşımızın da isteği var. Kayhan. Evet beğeni atalım arkadaşlar lütfen. Videoya beğeni atalım. Bak çok uzun tutarım beğeni atmazsanız videoyu. Yılbaşını kutlayamazsınız bugün. Evet gümüş gram TL. Onu da şimdi birazdan yapacağız. İyi yayınlar demiş Hakan. Teşekkürler. BTC'den. Gazi BTC'yi yapmayacağız. Bu videoda sadece altın, gümüş, sterlin ve euroya bakacağız. Bunlara bakalım bir. Belki ilerleyen günlerde BTC ile ilgili tekrardan bir barış. Gümüşte nasıl hareketler olacak? Yani gümüşte barış öncelikle 24.95 ve 26.36 aralığı çok önemli. 26.36 direnci bizim için neden önemli? 26.36 direnci üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başlarsak hareket yukarı yönlü sertleşebilir. Birden gümüşün ons tarafında 28 dolarlar seviyesine doğru ataklar görebiliriz işte o zaman. Orta bazlı da 30 dolarlar ben gümüşte görüleceği yönünde beklentim var. 60 dolar olabilir mi uzun vade? 60 dolarlar çok uzun vade. Şu an için ben 60 dolarlar 2021 yılı için düşünmüyorum. 2020 yıl, bir yılı için belki 30-35 dolar aralığı olabilir Mehmet. BTC yapacağım Gazi ama şimdi değil. Şimdi gümüş, altın, sterlin ve euro. Bunları bir yapalım bu canlı yayında. Evet gram gümüşü bekliyorum demiş Kayhan. Gram gümüşü yaptık az önce Kayhan. Evet beğenileri atalım. Attık ustam demiş. Teşekkürler. Mahalline geri döner. Katil demiş. Mahalline geri döner. 49 dolar gelir mi? Şimdi ilk etapta bu 30-35 dolar aralığının gelebilmesi için dediğim gibi arkadaşlar bu 26-36-26-50 aralığında bir direnç mevcut. Bu direnci mutlaka yukarıya kırılması lazım. Bu direnç yukarı yönlü kırılamadığı müddetçe 25 dolarla 26-50 dolar aralığında git gel yaşarız. O yüzden 26-36'nın yukarı yönlü hareket için mutlaka yukarı kırılması lazım gümüşün onsunda. Bu gümüş gramda da 6.20-6.45 aralığı önemli arkadaşlar. Gümüşün gramında. 6.45 yukarı yönlü hareketlerin görülebilmesi için de mutlaka gümüşün gramında 6.45 üzerinde kapanış görmemiz şart. Görmediğimiz takdirde 6.20-6.45 aralığında yatay hareket devam eder. Ne zaman ki 6.45 kırılır, haftalık kapanışlar gelirse işte o zaman gümüşün gramında da 6.85-7.11'lere doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Gümüşün geleceği parlak demiş Rıdvan. Evet Mehmet. Hocam platin fiyatları altın fiyatlarını geçebilir. Platindeki arkadaşların da bence de platinde durmalarında fayda var. Platinde de iyi ataklar geleceğinde şüphem yok arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla. Ayrıca burada verdiğimiz tavsiyeler hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. SPK kuralları gereği al sat hiçbir zaman bizim kanalımızda yapılmamakta. Sadece teknik öngörüler, kendi öngörülerimizi bu sayfada paylaşıyoruz.
Euro bugün şu saatlerde 9.10'larda. Sizce artık grafiklere göre yukarı tırmanma için bir teyit aldı mı? Bakalım Euro'ya da hemen. Birazdan bakalım. Altına geçelim arkadaşlar. Altında bir ses yanılgısı oldu. O yüzden altın tarafına bir tekrardan dönelim. Ons altına. Gümüş gramda anlaşılmayan bir şey kalmadı zannedersem. Gümüş ons ve gümüş gramda. Altının ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bizim için altın ons tarafında 1870 desteği ilk etapta önemli bir destekti. Bu desteği takipte 2020 yılı sonlarına doğru biz takipteydik. Buradan yükselişin gelebilmesi için bu 1870 desteği bizim için önemli dedik ve ilk etapta şuradaki ilk hedefimiz ons tarafında, altın ons tarafında 1927 seviyesi. 1870-1927 seviyesi arasında hareketler altının onsunda beklentimiz dahilinde olacağını söylemiştik ve 1927'yi henüz görmedik. Fakat ben bu 1927 seviyesine doğru kısa da bir hareket altının ons tarafında bekliyorum arkadaşlar. Daha orta bazlı altının 2000 dolarlar seviyesine doğru gidebilmesi için de mutlaka arkadaşlar bu 1927 çok önemli olacak. Bunun üzerindeki kapanışları görmeye başladığımız takdirde altının daha orta bazlı hedefinin 2000 dolarlar olacağı düşüncesindeyim. 1927 dikkatle takibimizde kalacak. Özellikle ons'ta. Burası yukarı kırılabilirse işte o zaman 2000 dolarlara doğru ons tarafında ataklar görmemizde mümkün duruma gelecek. 1900 ons zorladı. Evet, 1900'de ons'un zorlandığını görüyoruz. Fakat yıl sonu arkadaşlar, yıl sonu artık bilançolar kapanıyor. Şirketler pozisyonlarını ona göre alıyorlar. Hareketlerin ve hacimlerin düşük olduğu bir gün. Yeni yıla girmemizle birlikte artık yeni pozisyonların alınmasıyla birlikte hareketler gene eskisi gibi şey olacaktır, başlayacaktır arkadaşlar. Gazi Kalaycı, sizinle tanışmak isterim demiş. Yatırım tavsiyesi almak ve bir sepet oluşturmak istiyorum uzun vadeli. Sepetinizi şu şekilde yapın genellikle arkadaşlar. Gazi sen de dinle. Düşük olanları alın. Sepetinizde altın, dolar, gümüş, borsa bulundurun. Fakat şu şekilde yapın. En fazla düşenden alın. O düşük olan sepetinizde dursun. Yukarıda çok yükselmiş olandan sattığınız paralarla TL'ye döndüğünüz miktarlarla düşük olanlardan alıp sepetinize ekleyin. O şekilde ters yönde bir sepet hazırlayın kendinize. Yükseldikçe yükselen tarafı TL'ye, düşen tarafı da sepetinize eklemeyi unutmayın. Bu şekilde kendinize uzun döngülü bir yıl içerisinde bir döngü oluşturun. Göreceksiniz her zaman zengin bir şekilde sepetiniz zengin bir şekilde kalacak. Kazancınız da artacak. Ve terste kaldığınız bölümlerde de hiçbir zaman sıkılmayacaksınız. Parçalı girin yani arkadaşlar. Sepet bile yaparken parçalı şekilde yapın. Altın beni soğuttu demiş Rıdvan. Gümüşçüyüm artık demiş. Evet, gümüş biraz daha iyi gözüküyor arkadaşlar altına nazaran. Gümüş de şöyle sert hareketler. Gümüş çok çabuk yükselen bir ürün arkadaşlar. Gümüş de sert yukarı yönlü hareketler olabileceği gibi sert hareketleri de aşağı yönlü birden oluyor. O yüzden gümüşte kar gördükçe önemli seviyelerde pozisyonları TL'ye çıkıp beklemek faydalı. Gümüşte bu şekilde yatırım yapılabilir. Dolarda bugünkü yükseliş pek tepki yükselişi gibi gözükmedi. Evet, özellikle dolar bu 7.40 üzerinde tutunmasını sağlayabilirse arkadaşlar tekrardan kademeli bir şekilde 7.93-8'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerini yapabilir. Bu da özellikle altın ve altının gram bazlı ürünlerini yukarı yönlü çekebilir. Düşüncemiz hala devam ediyor. Evet, altının onsunu da anlattık arkadaşlar. Hemen gram altın tarafına da geçelim. Gram altında orada da bir ses bozukluğundan kaynaklanan durum vardı. Gram altını da bir kez daha anlatalım. Sonra sterlin ve euro tarafına da bakalım. Gram altında özellikle arkadaşlar bakın şu seviye takibimizde yükselişin başlangıcı olacağı seviye olarak düşünmekteyiz bu seviyeyi. Şuradaki 440 desteği. Bu 440 desteği çok önemli arkadaşlar. Ve yukarıda bizler için 440 hareket edeceği alan 455 aralığı dedik. Bugün bu 455 aralığını denedi ve 455 aralığından sert aşağı yönlü bir geri çekilme şu an itibariyle gözükmüyor arkadaşlar. Gram bazındaki altında. 455'in önemi 455 üzerinde tekrardan bir kapanışlara gram altında başlayabilirsek o zaman yukarı yönlü arkadaşlar gram altının 478'li seviyeleri zorlama olasılığı yüksek. Şuradaki 478 seviyesini. Zorlama olasılığı yüksek. Orta bazda benim altında 520 TL seviye beklentim 2021 yılı için geçerli. Onun üzerinde daha
uzun bazlı yani 2021 yılı içerisinde gene 6 ile 12 ay içerisinde görülebilecek rakam olarak da arkadaşlar ben 595 seviyesini gram altında düşünüyorum. Gram altının görebileceğini düşünüyorum. Bunu yıl içerisinde sizlerle birlikte takipte kalacağız. Bakalım bu öngörülerimiz ne şekilde gerçekleşecek. Bunu da takip edeceğiz arkadaşlar. Gram altında 595, gümüşte özellikle 7-11 takibimizde, 7-11 üzerinde de 8'li seviyeler, 8 lira seviyeleri orta bazda takipte olacağımız önemli yerler. Dolar 7.75 üzerinde kapanış yapmazsa düşüşe geçer demiş Durmuş. 7.75 üzerinde. Valla bence 7.63 üzerinde dolar kapanış yaparsa olumlu duruma geçer. 7.63 çok önemli olacak dolarda. Sterlin. Emine Sterlin demiş. Evet, Sterlin'e de geçelim arkadaşlar. Altın ve gümüşü anlattık. Şimdi Sterlin'deki arkadaşları da bekletmeyelim. Sterlin TL. Hemen Sterlin'le başlayalım. Arkasından da Euro TL'ye sizlerle birlikte bakalım. Sterlin'de Brexit süreci ve Sterlin'de biliyorsunuz arkadaşlar bu Covid-19'un başka bir türüne rastlandı. Bu türle ilgili belirsizlik özellikle de İngiltere'ye birçok ülke uçuşlarını durdurdu. Bunun da etkisiyle birlikte de Sterlin'de özellikle 10 TL altında gerilemeler gözüktü arkadaşlar. Sterlin'de 10 ve 10-16 seviyeleri. Bakın arkadaşlar şurada bir kanalı var. Sterlin'deki arkadaşlar özellikle takipte kalsın. Sterlin'in şurayı çizelim. Şurada bir 10-16. Şurada da bir 10 kanalı mevcut. Bu kanal niye çiziyorum arkadaşlar? Bunun içerisinde kaldığı sürece burada bir konsolide olma süreci Sterlin'de yaşanabilir. Fakat 10-16'yı yukarı yönlü kırabilirse buradaki sert direncini yukarı yönlü kırabilirse Sterlin işte o zaman şuradaki 10.47 direncine doğru yukarı yönlü atak beklenebilir. Fakat 10.16 altında kaldıkça bu sefer de 9.97 ve 10.16 aralığında tekrardan hareketlerini yapabilir arkadaşlar Sterlin TL. 10.16'nın önemi buradaki gelecek kapanış yukarı yönlü Sterlin'i taşıyacak olan hareket. Kısada görmesi muhtemel olan hareketi başlatır. Yani 10.47. Sterlin'in tekrardan yukarı yönlü hareketlere başlayabilmesi için de şuradaki 10.47 üzerinde haftalık kapanışlar gelmesi şart. Bu 10.47 üzerinde Sterlin'de haftalık kapanışlar görmeye başlarsak arkadaşlar işte o zaman Sterlin'de tekrardan ilk etapta 11.30 seviyesine doğru yeni hareketleri görmemiz mümkün. Sterlin'de de benim 2021 yılı içerisinde arkadaşlar görülmesi muhtemel hedefim 12.40. Evet şuradaki 12 lira 40 kuruş seviyesi. Evet gitgeller yaşanması muhtemel tabii bu aralıklar içerisinde. Bu aralıklar destek ve direnç şeklinde takibimizde kalacak. Bu aralıkları takip ettiğimiz müddetçe 2021 yılı için 12 lira 40 kuruş seviyelerine doğru sterlindeki beklentim hala devam etmekte. Bakalım yıl içerisindeki gelişmelere göre, günlük kapanışlara göre ben gene size videolar yapacağım ve sizleri de bilgilendirmeye çalışacağım. Sizler de beni takipte kalın. Şu saate kadar videoya bir beğeni atmadıysanız lütfen beğeni atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Paylaşabiliyorsanız canlı yayını kendi platformlarınızda paylaşırsanız sevinirim. Facebook, Instagram gibi kendi bölümlerinizde de paylaşabilirsiniz çok sevinirim. Mehmet Kara Gümüş demiş. Mehmet az önce gümüşü yaptık. Emine teşekkür etmiş. Çok sağ ol Emine teşekkürler. Evet Euro'ya da bakalım hemen arkadaşlar. Euro'daki takipte olan arkadaşlar da var. Onlar için hemen bir Euro TL de yapalım. Evet, şu an 9.07 seviyelerinde seyreden bir Euro TL'miz mevcut. Euro'da bizler için 8.93 desteği çok önemli demiştik arkadaşlar. Bu destek şimdilik çalışmakta. Şuradaki 8.93 desteğini Euro'daki arkadaşlar takip etsinler. Önemli bir destek. Bu destek üzerinde 9.11 direnci. Şurada bir 9.11 direncimiz var arkadaşlar. Gitgeller şu an bu 8.93 ve 9.11 aralığında gelişmekte. Yukarı yönlü tekrardan hareketlerin başlayabilmesi için Euro TL'de de 9.11'in yukarı kırılması şart. 9.11'i yukarı kırabilirsek Euro'da 9.41 kısada ilk gideceğimiz direnç noktası olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden 9.11 kapanışları Euro TL'de özellikle takibinizde olacak önemli seviyeler. 9.11 üzeri kapanışlar başladığı zaman da 9.41.
Şimdi 9.41 direnci güçlü olacaktır arkadaşlar. O yüzden 9.41'i dikkatle takip edeceğiz. Euro TL'de. Ne zaman ki bu güçlü direnç 9.41 güçlü direncini yukarı yönlü kırabilirsek işte o zaman Euro TL'de de bizler için 10.20 kapısı tekrardan açılabilir arkadaşlar. Şuradaki 10.20 kapısı açılabilir. Bu hareketler 2021 yılı içerisinde sizlerle birlikte takipte kalacağız. Özellikle Euro'daki arkadaşlar bu hareketleri takip etsinler. Benim Euro'da 2021 yılı beklentim 11.33 seviyeleri arkadaşlar. 11 lira seviyeleri. 2021 yılı içerisinde 11'li seviyeleri Euro-TL'de göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle 2021 yılı içerisinde bu 11'li seviyeleri gördüğümüz zaman tekrardan bir video, uzun bazlı bir video yaparız. Ama ilk etapta 11'li seviyeleri Euro'da bekliyoruz. Şirin Pınarı, bir türlü yetişemiyorum yayına demiş. İyi yayınlar. Çok sağ ol Şirin. Teşekkür ederim. Var mı bir sorun Şirin? Alalım. Emine unutmayın demiş. Emine zaman zaman hatırlat bana. Evet, sterlin ve euroyu da yapacağım. Unutmamaya çalışacağım. Sizler de hatırlatırsanız sevinirim. Altın, gümüş bunları yaptık. Bir önceki videoda dolar yaptık arkadaşlar. Onu da doları izleyen arkadaşlar takip edebilirler. Bir önceki videoda dolar yorumu yaptık. Yasin Gümüş demiş. Yasin Gümüş'e baktık az önce. Yetişemedi mi? Senin için tekrar hemen bir değerlendirelim. Gümüşün gramı ağzın bal yesin. Güzel konuşuyorsun demiş Şirin Pınarı. Çok teşekkürler Şirin Pınarı. Evet, gümüşün gramına hemen bakalım. Haydar Değirmenci kolay gelsin demiş. Geç kalmış gene. Hoş geldin Haydar. Evet. Yasin aynen yetişemedim demiş. Rıdvan Ruble demiş. Rıdvan Ruble şu an bakamayız ama ileriki dönemde bakalım. Nermin gram altında tersteyim demiş. Nermin gram altın şu an 440 üzerinde tutunmasını gerçekleştirdi. Buradan yukarı doğru artık kademeli bir şekilde yönü bekliyoruz. Kaçtan terstesin bilmiyorum ama altın tarafında terste kalınmaz. Özellikle gram altın tarafında. Panik yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Zaman içerisinde yukarı yönlü hareketler kademe kademe gelecektir. Haydar altın ve gümüşte fena terste kaldım. Panik yapmayın arkadaşlar. Özellikle şu an çok alt seviyelerdeyiz. Bu seviyelerde bir panik yapıp al sata girmeniz sizin için Nermin 490'dan tersteyim demiş. Nermin kademe kademe inşallah 500'ün üzerine doğru gram altında beklentimiz var gerçekleşirse. Tersten kurtulup kâra bile geçebileceğiniz bir dönem gelebilir. O yüzden sıkıntı yapmayın kendinize. Evet, gümüş gramda 6.05 destek. 6.20 ikinci desteğimiz. 6.20 6.45 aralığında bir konsolide süreci yaşanması beklentimiz var. Gümüşün gramındaki arkadaşlar özellikle 6.20 ve 6.45 aralığındaki gitgelleri ve takip edecekleri kapanışları takip etsinler. Dolar korkusundan elimdekileri sattım. Kaçtan sattın Şirin? Nermin inşallah hocam demiş sağ olun. Evet. 6.45 arkadaşlar özellikle gümüşün gramın hareketlerinin tekrardan yukarı yönlü dönebilmesi için görülmesi gereken ve üzerinde kapanışlar görmemiz gereken bir seviye. Bu seviyeler üzerinde bir kapanışlar başladığımız zaman orta bazlı 7.11'li seviyelere doğru gümüşün gramında yukarı yönlü hareketler görebileceğiz. 7.35. 7.35'ten Şirin satış mı yaptın? Dolarda. Ah Şirin ah. Kimden etkilendiniz gene? Bu seviyelerden niye satış yapıyorsunuz? Hatta bununla ilgili bir video da yaptım sizler arkadaşlar. 7.40 altına kadar bir düşüş dolarda yaşanabileceği şeklinde bir Elliott çalışmamız vardı. Hatta altında 7.30'lara kadar bir sarkma görüldü. Fakat oradan bir toplama geldi. 7.30 çok diplerden bir satış yapmışsınız. Başkan dolardan 8.50 tersteyim demiş Polat. Polat inşallah çok yukarıdan terste kalmışsınız ama inşallah düzelteceğiz. Verdiğim destek ve dirençleri takipte kalın. Buralardan özellikle direnç bölgelerinden ufak satışlarla yalnız tam değil bakın ufak satışlarla alttaki destek noktalarından tekrar almaya çalışırsanız yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla özellikle ortalamalarınızı aşağıya çekebilirsiniz. Fatih selam demiş. Selam Fatih. Hoş geldin. Çetin ben yeni yıldan hiçbir şey istemiyorum. Benim sevdiklerimi almasında. Oo, çok güzel bir dilekte bulunmuş Çetin. Biz de amin diyelim Çetin'e. Evet arkadaşlar altın, dolar, gümüş, euro ve sterlin değerlendirmesi yaptık. Anlaşılmayan bir şey var mı? İkizler iletişim selam demiş. Selamlar olsun ikizlere. Euro'ya geçtim. Onu da 9.19'dan aldım. Tamam güzel yerden almışsın euro'yu Şirin. Hiç elleme dursun orada.
Evet, alım seviyen güzel. Elleme. Bu sefer elleme. 9.19'dan almışsın, tamam elleme dursun. Hasan 7.70'ten satış yapıp gümüşe geçmiştik. Zararımız gümüşten çıktı. Oo, çok sevindim. Hasan'ın zararı gümüşten çıkmış. Arkadaşlar bakın, özellikle Haydar Değirmenci Başkan seviyorsun. Çok teşekkürler Haydar. Siz de seviyorsunuz arkadaşlar. Mutlu yıllar Ali. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bakın, özellikle altın tarafında bir hareket olacağını, bir toba. Toba oluşumları çok hızlı gelişir. Özellikle 4 saatte altında bir toba görmüştük ve YouTube'da sizleri uyarmıştım. Yani al sat tavsiyesi kesinlikle zaten vermiyorum ben. O yüzden ama bir 4 saatlikteki bir tobonun, Nuray da almış arkadaşlar. Euro almış 9.19'dan. Evet, bunlar çok iyi seviyeler Nuray. Bunlar dursun, hiç ellemeyin bunları. Çok iyi yerlerden alım yapmışsınız. Evet, altınla ilgili özellikle bir toba oluşumları ters omuz baş omuz hareketleridir ve bu hareketler yukarı yönlü dönüşün sinyali anlamı taşır. Altında bu hareketle uyanıp dolar tarafından altın tarafına geçen arkadaşlar gördüğünüz gibi zararı amortize ettiler arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun demiş Şirin. Bizim ve tüm sayfadaki dostlara iletmiş. Çok teşekkürler Şirin. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Bu tür hareketler özellikle toba hareketleri yakalanması gereken hareketlerdir. Obo hareketleri de, yani omuz baş omuz hareketleri de pozisyonlardan kaçılması gereken hareketlerdir. Obolar genellikle tepelerde oluşur arkadaşlar. Tepelerde oluştu mu da tehlikelidir. Bu obanın özellikle boyun kısmından kırılımları, aşağı yönlü hareketleri sert başlatır. Tobolarda tam tersi, boyun kısımlarının kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin yukarı yönlü daha sert gitmesini sağlar. Şu an tobo altın ve gümüşte tobo hareketleri var. Bu hareketleri bekliyoruz. Bunların çalışmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler olacak. Canlı yayın yapma diyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu an anlaşılmıyor mu buz? Bende ses iyi geliyor şu an ama sizde nasıl arkadaşlar? Piyasa pazartesi açılıyor mu? Piyasaların bir kısmı açık arkadaşlar, bir kısmı kapalı pazartesi günü. Forex piyasaları, evet. Şu an iyi demiş Tayfun. Teşekkürler Tayfun. Ses çok iyi. Bu senden mi bir sorun var acaba? Ses güzel diyor arkadaşlar ama ben şu an kendi sesimi duyamadığım için selamun aleyküm abim demiş. Elimde full TL var. Ne önerirsiniz? Sepet yap kardeşim. Al, yani al sat tavsiyem yok. Ben ama ben olsam şu an sepet yapsam, biraz gram altın, biraz gümüş, biraz dolar, bu seviyelerden alır sepetime eklerdim. Özellikle gram bazlılar şu an gümüş, gram bazlı gümüş, gram bazlı altın düşük seviyelerde, dolar düşük seviyelerde. Buralardan alır bir sepet yapardım kendime. Ons bazlı değil yalnız, gram bazlı. Evet, onslar biraz yukarıda çünkü. Polat Başkan, bir dahaki faiz arttırımı olursa ne zaman olacak? Genellikle 24'ü, ayın 24'ünde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor. Bakalım 24'ünde nasıl bir oluşum olacak. Fakat ben 2021 yılında artık Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğini düşünmüyorum. Videonun başını izleyemedim maalesef. Evet, videonun başında maalesef benden kaynaklanan bir hata oldu. Mikrofonu açmamışız. Mikrofon kapalı konuşmuşum. CF'nin durumu nedir hocam? Ona hiç bakmadım Şirin. Ben dolar düştükçe alıyorum demiş. Evet, düştükçe bir ürün düştükçe alınır zaten arkadaşlar. Kendinize bir aralık belirleyin. Düştükçe oradan alın. Yukarı çıktıkça da kademe kademe TL'ye geçin. En güzel yatırım bu şekilde yapılır. Hürgenç, Allah razı olsun. Çok teşekkürler Hürgenç. Seni yıllardır Altın İn sayfasından beri takip ediyorum demiş. Beni çok kurtardın abi demiş. Allah razı olsun Hürgenç. Teşekkür ederim. Siz kendi kendinizi kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Benim yaptığım herhangi bir durum yok. Tamamen videoları iyi dinleyip hızlı bir şekilde geçmezseniz videolar inanın çok faydalı videolar aslında. Sizler de bundan faydalanabilirsiniz. Nihat 4-5 çeşit sepet yaparsanız daha karlı olur. Bakın Nihat da aynen sepet öneriyor. Benim de önerim sepet arkadaşlar. Şirin, para kalmadı ki düştükçe alalım. Şimdi Şirin, full bir üründeysen bekleyeceksin ki yükselsin. Yükselişlerde TL'ye çık. Düşük olanlardan toplamaya çalış. Yani bu şekilde kendine bir sepet yapmaya çalış. Yani en düşükten ürününü satma. Bekle ki yukarı seviyeler gözüksün. O seviyelerde satış yapmaya çalış. O da full değil. Bir miktar bir miktar. Oradan satış yaptığın satışlardan alttaki ürünlerden alabilirsin. 4 çeşitliyim demiş. 4 çeşit değil işte Şirin. Erdem, Berat Albayrak gibi bir gece operasyonu olabilir mi? O gece 3.000 lira kaybımız oldu. Şimdi Merkez Bankası her an tetikte arkadaşlar. Merkez Bankası'nın ne yapacağını bizler bilemeyiz.
O yüzden bu yatırımı yapıyorsak her şeyde hazırlıklı olmamız şart. Ben sadece gümüş alıyorum demiş Tayfun. Hayırlısı olsun Tayfun. İnşallah yeni yılın hepinize bol para getirmesi dileklerimle. Selam arkadaşlar ve başkanım. Aleyküm selam Tek Duman. Sayende üstad demiş Şiirin Pınarı. Çok teşekkürler Şiirin Pınarı. Tek Duman selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Erdem Üstün teşekkürler demiş. Sağ ol Erdem. Hasan Gümüş'te 6.20 sağlam destek kırılmadı. Evet şu an 6.20 sağlam destek. Gümüş'te takip ediyoruz bunu Hasan. Bunun 6.45-6.20 aralığında hareketleri takipteyiz. 6.45'i kırarsa yukarı yönlü hareketler full. Gram altın 2021 yılı tahmini ne olur? Gram altında benim tahminim 595. 2021 yılı içerisinde uzun vadeli tahminim 595 seviyelerini göreceğiz. Sayende altında kârdayım başkan. Teşekkürler demiş Tek Duman. Çok sağ ol Tek Duman. Aslında daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar çok güzel kârlar yaptılar. Özellikle dolar, altın ve gümüşte çok iyi 2020 yılında tahminlerimiz oldu. Bu tahminlerimizin çoğu da nokta çalıştı. Yanıldığımız yerler oldu mu? Yanıldığımız kısa vadelilerde yanıldığımız yerler oldu. Fakat genelde uzun ve orta vadeli yanılgılarımız hiç olmadı diyebilirim arkadaşlar. Polat Başkan yarın örneğin dolar 9 lira olursa merkez müdahale eder mi? Merkezin şu an itibariyle dolara müdahale etmesi haftalık repo yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Merkez Bankası tarafından haftalık repolarla dolara müdahale geliyor zaten. Artı faizle müdahalemiz var. Şu an için cari açık kapanmadığı müddetçe merkez ne gibi dolara müdahale edebilir? Faizle müdahale edebilir. Bunu da izliyoruz arkadaşlar. Fakat faiz de halkın sırtında büyük yük oluyor. Bunu daha ne kadar dayanabilir Merkez Bankası? Özellikle bütün dünya faiz indirirken biz dünyada faiz arttıran 3 ülke yani İkizler İletişim Allah razı olsun başkanım. Hep kazandım senin verdiğin bilgilerle demiş. Çok teşekkürler İkizler. Allah razı olsun. Bunları görebilen ve destekleyen arkadaşlarımın hepsine ben de çok teşekkür ediyorum. Rasyoda durum nedir? Ben rasyo takip etmiyorum arkadaşlar. Rasyoya da inanmıyorum. Tabi bu rasyo takip eden arkadaşlar var. Rasyo birçok ürün kullanmanıza gerek yok. Kafanızı karıştırmayın. Tek grafik üzerinde yapacağınız analizde de bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Kripto paradan çıkışlar olur mu? Olursa arkadaşlar kripto paradan bir çıkış olur mu? Olabilir. 30 bin dolarlara kadar bir kripto paralarda yukarı yönlü yükselişler oldu. Yani buralardan bence kripto paralara girmek girilmez ya. Ben olsam girmem arkadaşlar. Ocağın altısında Merkez Bankası borçlanma ihalesi açıyormuş. Bu borçlanma ihalelerini zaten Merkez Bankası sürekli açıyor arkadaşlar. Özellikle bankalara. Kardeşim tahminlerin %70'i tutuyor demiş. Takipteyiz demiş Tayfun Şahin. Çok teşekkürler Tayfun. Polat yani olan yine bize oluyor. Maalesef aynen Polat. Faiz arttırsan piyasanın tepkisi, esnafın tepkisi yani üzerine olan baskı maalesef artıyor. Faiz indirsen bu sefer dolar artıyor. İkilemde yani Merkez Bankası şu an. Bir taraftan bir tarafı seçse bir taraf fırlıyor. Her türlü iki tarafta enflasyona yansıyor. Evet arkadaşlar artık yayınımızı bitirelim. Bugün yılbaşı artık sizler de ailelerinizle birlikte yılbaşını kutlayın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize tekrardan ailelerinizle birlikte mutlu güzel yıllar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.